Evet. 14 Ağustos 2020. Bir saniye. Eldiveni giymeyi unuttuk. Kemaliye'de otelden çıktım. Sabah işte gezmemiz gereken yerleri gezdik. Şimdi burası da Kemaliye çıkışından Kemaliye Arapkir yolu. Burayla ilgili de bir kayıt olsun istedim. Tek şeritli yol. Asfalt güzel, hava sıcaklığına göre diğerlerine nazaran erimemiş. Bu beş işletenin yaptığı yolların hepsi erimiş. Dün geldim. 1900 rakımlı yerler dahil. Buradan nizami bir sürüş yapmak istiyorum. Nizami ve akıcı. Yol dar ama orta çizgisi var. Kenar çizgisi yok. Ona göre çok fazla kenara dalmıyoruz. Çizgiye girmiyoruz, orta çizgiye. Özellikle virajda olmamız gereken yerden devam ediyoruz. Eğitim alanlar zaten neden böyle gittiğimizi bilirler şimdi. Artistlik yapmayan adam bak ortalamış geliyor kardeşim. Yolu niye ortalıyorsun sen ya? Altında araba yani. Direksiyonu bir milim çevirmeye üşeniyor musun yani? Hayret bir şey ya. Söylendin mi de söylendi deniyor. Çizgilere dikkat edelim. Belki paylaşırım bunu bir yerde. YouTube'da belki paylaşırım. Çünkü sizin eğitimci diye seyrettiğiniz insanlar bu basit virajları dahi 70'te 80'de dönemezler size yemin olun. Bakın özellikle kilometrelerine. Buralarda 50 ile giderler. Durum böyle. Yani ben bunu şey için söylemiyorum. Akıcı olmak için bu gerekiyor. Tam nizami, kurallara uygun ama akıcı. Evet. Bakışımızı kaçırmıyoruz asla. Bakışımızı kaçırmıyoruz. Bakışımızı kaçırırsak o da bizi kaçırır. Net. Evet, bu manzara çok güzel şurası. Kaskın içine sinek girdi değil mi? Allah Allah. Araç geliyor. Dikkatli olalım. Yol çok dar gerçekten. Yine de orta çizgiyi çizmişler karayolları. Erimemiş asfalt gayet güzel. Dar ama erimemiş. Diğerleri gibi çetenin yoluna benzemiyor. Bunu karayolları kendi yaptı belki de. Kaç yıllık yol bilemiyorum. Video ne kadar çekilse artık bir daha da çekim yapmam herhalde şeye kadar. Bir tane yedek batarya var ama. Evet. Sağ virajda neden buradayız? Daha ileriyi görmek için. Gayet basit. İleriyi göreceğiz ki gelen olur, bir şey olur, yolda bir engel olur. Erken fark edip erken manevra yapmak için, kurtulmak için.
Biz zayıf elemanlarız doğada. Motosiklet zayıf eleman. Frenleme açısından işte bazı zafiyetleri var. İşte hıza uygun makine olduğu için. Tabii eğitimli herkes, eğitimsiz herkes hızlı kullanmaya çalışıyor. İşte uçma hissi verdiği için bütün sorun burada. Şeyden bahsetmek istiyorum. Dün özellikle çok fazla erimiş yol gördüm. Ben hayatımda bu kadar erimiş asfalt görmedim. Yani yıllardır gezerim. Yani gezmediğim Türkiye'de en az yer neresi derseniz Batı Karadeniz'dir. Karabük Marabük oralardan geçtim ama Batı Karadeniz, Sinop'un batısı oralardan fazla gidemedik. Yani şey o vakit olmadı. Burası da Recep Yazıcıoğlu Köprüsü, şu gördüğünüz yer. Yani şöyle bir girip çıksam mı bilmiyorum. Recep Yazıcıoğlu Köprüsü buradan da şeye gidiliyor. İşte Çemişgezek, Başpınar, Tunceli. İşte oralara gidiliyor. Şöyle bir girip çıkayım diyorum yani. Kayıt olsun. Oradan geri döneriz. Tunceli'ye gitmek isteyenler bu köprüden, Arapgir'den gelirse bu köprüden gidecek. Vay, rahmetli adamcağız. Sansasyon olmuştu bu köprü zamanında. Şöyle bir geçip geleyim de bari. Karşıdan döneyim, hatıra kalsın. Kaldık o yıllara kadar, yani devletin bu köprüyü yaptıracak gücü yok mu yani? Vali, ondan önceki valiler neden düşünmüyor bunu, değil mi yani? Yavaş yavaş dönelim. Mıcır var. Evet. Buradan da bir hatıra kalsın. Recep Yazıcıoğlu Köprüsü. İşte böyle. Benim debriyaj motoru ısınınca debriyaj ayırmıyor. Böyle bir problemimiz var. Bunu artık geçen servise dedim. Abi vaktimiz yok şu anda, sonra gel dedi. Debriyaj mı değişecek diyecek. Artık ayar mı istiyor içeriden, bir yerden bir ayar falan mı var? Bilemiyorum hiç, yani öyle bir tecrübem yok. Ama motor ısındı mı, yağ ısındı mı debriyajı ışıklarda boşalamıyorum mesela. Zor alıyorum yani. Uzun yola çıkmadan yağını, filtresini değiştirdik, en azından güzel oldu. Yoksa çok sıcak hava yani. Dün 4 saat falan 100 derecelere de gittik ya. Böyle bir şey yok ya. Bir köy yoluna girdik. İnternet çekmedi. Mecbur kaldık. Bir köylülere falan sorduk. Stabilize bir yola girdim. Hadi onu da geç. Divriği'den şeye gelirken, ana yoldan bu Kemaliye taş yoluna gelirken orada da çok dar bir yol var. Buradan daha kötü. Böyle yol olsa hiç lafını bile etmem. Daha kötü. 20-30 böyle geliyorsun. Bazı yerleri stabilize, bazı yerlerinde çalışma var. Bakıyorum harerete 99 derece, 98 derece. İşte böyle yani. Ona da üzüldüm biraz aslında. Aslında büyük makinelere